Hocam Kur'an'ın bir anlamı olduğunu, bir hayat kitabı olduğunu, bize bir şeyler söylediğini, bizi etkilemek, bizi yüceltmek, bizim tabiri caizse dünya ahiret mutlu etmek istediğini ne zaman anladınız şimdi yani? Bakın hani Akif'in dediği gibi inmemiştir helal Kur'an, bunu hakkıyla bilin. Ne mezarlıkta okunmak ne de fal bakmak için. Evet. Şimdi bizim maalesef Kur'an bir yani üfleme kitabı, okuyup üfleme kitabı haline getirmiş. Yani şunun bunun ruhuna okumak için, ya Kur'an falanın filanın ruhuna okunmak için inmiş değil. Yani insan okur, onların da ruhlarını, geçmişler ruhlarını anar, Allah'tan onlar için bir rahmet diler ama fakat yani Kur'an ölülere okunmak için gelmiş değil. Dirilere yani dirlik ve düzenlik sunmak için gelmiştir. Kur'an ahiret kitabından ziyade dünya kitabıdır. Kur'an'da dünya ahiret ayrımı yok. Beraber birbiriyle evet. Mezcedilmiştir. Yani birbirine ayrılamaz. Evet. Ahiret dünya, dünya ahiret hep birbiriyle sebep sonuç ruh ceset ilişkisi gibi. Aynen. Ya'lemuna zahiran min el hayatid dunya ve hum anil ahireti hum gafilun. Onlar dünya hayatında görünenleri bilirler. Zahir görünen demek. Evet. Bir de görünmeyen kısmı var. Ahiret işte o. Yani dünyanın görünmeyen kısmı ahirettir. O da var. Ama biz ondan haberimiz yok. Şimdi dediniz ki siz Kur'an'ın asıl manasıyla ne zaman tanıştınız? Böyle bir o evet. Manada... Kur'an bizim dünyamızı evet. ilgilendirdiğine göre. Evet. Evet. Aynen öyle. Şimdi ben tabii asistanlığım sırasında aynı zamanda tabii doktora da verdikten sonra da derslere giriyordum. O zaman fakültede ne okunur biliyor musunuz? Tefsir dersi olarak Celayin tefsirinden işte Elem tere keyfe ve duhadan aşağı o yani namaz sureleri diye aslında namaz kısa sureleri diye bir şey yok. O kısa surelerin tefsirler yapılırdı. Yani bir sene boyunca onlar ya dedim bunlar bu ne verir buna yani. Ben işte o zaman Kur'an'ı başından itibaren tefsir etmeye başladım. Ve tefsirin Yüce Kur'an'ın çağdaş tefsirinin ilk cildi fakültede verdiğim derslerdir. Ondan sonra da onu tamamladık. Sonra gittik Arabistan'a gittim. Orada 12-15 sene içerisinde orada da tefsir dersleri okuttum. Ama ne zaman Kur'an'ın asıl manasına indim, evet. Vakıf oldum. Tefsirde Kur'an'ın yarısına kadar geldikten sonra. O zamana kadar gelince anladım ki bu bir takım fıkıh kitapları, bir takım o hani dini kitaplar var ya, onların evet. içerisinde birçok Kur'an'a aykırı, ayrıntılar girmiş, kurafeler girmiş falan. Tabiri bunların ayıklanması lazım. Tabiri caizse bizi Kur'an'dan uzaklaştıran, evet. anlamından uzaklaştıran. Evet. Yani ayrıntı, ya bu ne kadar ayrıntı ya, ne lüzum var ya. İnsanın, İnnallâhe lâ yanzuru ilâ suverikum ve envalikum. وَلَاكِنْ يَنْظُرُ اِلَى قُلُوبِكُمْ وَنِيَّاتِكُمْ Allah sizin suretlerinize, mallarınıza bakmaz, kalplerinize bakar, niyetlerinize bakar. Niyet önemlidir. Yani işte İmam Gazali şeyde yanılanlar diye bir ihyasında bir bölüm açmıştır. Orada çeşitli yanılanlardan söz. Ya zenginlerin yanılgılarından, mutasavvufların yanılgılarından, Kur'an okuyanların yanılgılarından bahseder. Diyor ki yani bir adam bir harfi çıkarmak için dat harfini, sat harfini çıkarmak için ne kadar uğraşır durur. Evet. Ondan datı şöyle çıkaracağım. Allah senin o datı çıkarmanı onun lafzına bakmaz. Gönlüne bakar. Gönlüne bakar. Yani onunla uğraşıp durmanın sana hiçbir manevi faydası olmaz. O sende ne değiştirdi? Sende nasıl yankı buldu? Evet. Yani insanlar bunlarla uğraşıyor. Ya lafızda değil. Lafızdan çok gönüle bakar. Ne niyetle söyledin? İşte ona bakar. Önemli olan budur. İşte bu şeye ancak Kur'an'ın yarısına geldikten sonra vakıf oldum.